yoklarlar beni. Yoklarlar beni. Tamam. Kim yoklar? O zaman sizde. Evet. Dostlar demeli gelmişik bugün. Ara Azərbaycanda da en çok azarkeşi olan komandanın stadionuna. Fenerbahçe'nin stadionuna. Dedim ilk olarak size buranın müzeyi göstereyim. Kubokların göstereyim. Tur rehberliği eləyəcək bizə. Düzdür, bugün oyun yoktu. Oyun pazar günüdür. Eğer ki alınsa pazar günü bu oyuna geləcəm. Olmazsa mütləq ki Galatasarayın oyunu var. Ona geləcəm dostumla. İndi gedək içəri baxaq. İçərini mən sizə göstereyim. Bu azarkeşleri gözləyin bu videonu. Buradan keçirik və böyük bir devasa stadion. Hamının sevdiği. Bax, görək düz binaların arasında. Biz də deməli dostlar formu doldurdum. Belə bir giriş izni, akreditasiya kartı verdiler mənə. Saat 5'i gözləməliyəm. 5'də girəcək və stadionu sizin üçün göstərəcəm. Dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Biz abunəmizi artırmalıyıq. Çünki 10.200 abunəmiz var. İnşallah ki, addım addım 15-20'yə qədər qalxmaq istəyirik. Bu yolda bizə dəstək olsanız çox sevinərik. Yəni çətin bir şey yoxdur orada. Sadəcə abunə ol düyməsinə basırsınız və salam. Bir də onu deyim ki, mən bundan əvvəl Nusrətə də getdim. Azərbaycanlıların çox sevdiyi insanlardan biri, hayranı oldu biri. Ondan sonra Kokreç yeməyə getdim və Kokreçi də çox insan istəyir. Lakin yenə deyirəm, o ürək bulantısı verir deyə, çox qoyularkən, sizə çox qoyularkən ürək bulantısı verir deyə çox anam yiyə bilmir. Amma mən onu yedim, sizlər üçün video çəkdim. İnşallah ki, o videolarda baxarsınız. Rəylərinizi bildirərsiniz. Parkı, yolcu parkı taraftarımızın maç öncesi toplanmış olduğu alan. Hemen maç golik binasının arkasında ise yaşayan efsanemiz Alex de Souza ve maalesef kaybettiklerimiz Can Bartu ve Lefter'in heykelleri bulunmaktadır. Tur sonrası orayı da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi de yeşilleyip vuracağımız alan basın çözülüyor. Yəni ki, başa düşdünüz dostlar, deməli burada istirahat vaxtı basın toplantısı olunur, yəni otururlar, analiz edilir oyunu və oyuncular da dinləyə biləcək yerlərdir bura. İndi əsas yerə keçirik. Maldonado, David, kale, şut! VIP sektordu. Azərbaycanda belə VIP sektorda oturmamışdım. Möhtəşəm. Deməli dostlar, stadion gördüyünüz ümumi. Əlimlə göstərdiyim o isə rəqib azarkeşlər üçün. Bizim gördüyümüz azarkeş tribunu. Fanklub orada olacaq. Əsas oralar görsənir, televizyonda baxınca. Tamam, əsas oralar. Media mənsubları üçün nəzərdə tutulmuş yerdir.
tutumu kaç? Buranın tutumu kaç? Burası 50.532. 50.532. Vav, wow, büyük. Galatasaray'da kaç? 52 mi? 54 mi? 50 mi? Ben buranın 50 mi bilmiyordum. En büyük şansı hangisi? Orası hiç. Orasını biliyoruz. Galatasaray'da şey. Sonra Fenerbahçe mi? Sonra Fenerbahçe, sonra Beşiktaş. Trabzon kaç? Ne kadar tutur? Oranın yenisi 20-30 falan olur mu? 30 bin. Orada 40-50 yakın vardır. Ha, vardır. Stadyonun esas hissesine gireceği, yani tribunaları keçdi. Gedek soyunub geyinme otağına. Hansı ki oyuncular soyunub geyinme odası. Aynen, soyunub odasını geçir. İneceğiz aşağı, değil mi? İkinci mərtəbədə. Tamam. İndi ora gedek. Gör ora necə görsəniz. Səsi Gustavo. Volkan. Onun için hoşum gəlmədi. Ozan Tufan. Burada da popcorn falan damağda kakalayırlar, yiyecekler. Efsane. Metnoktay mı? Kim o? Tamam. Demek düşürüz soyun. Cemil otağına. Her yerde plakatlar var. Oo. Büyük bir plakat. Taraftarların plakatı. Burada ise görebileceklerimiz tesis eden ilk Türk kulübü olduğumuzu, iktisat sahibi Türk kulübü olduğumuzu, Atatürk'ün kendi üstünü bizzat kendisini yaptırıp bize armağan ettiği ilk ve tek kulübü olduğumuzu görebilirsiniz. Efsanevi 103 gollü 88-89 sezonuna ait tüm kadromuzu aldığımız skorları inceleyerek devam edebiliriz. 100. golümüz atan isim Turhan Sofoğlu'dur. Turhan Sofoğlu. Tarihin 100. golünü. Evet. Evet, bir diğer duvarımız ise Fenerbahçe'nin çok kupa kazandırmış teknik direktörlere ait 9 kupayla İknaz Nolar, 1. sırada 8 kupayla Didi ve Veselinovic 4. sırada bulunmakta. Ayrıca Veselinovic efsanevi sezonunda teknik direktörüydü. Hemen aşağısında ise tarihimizin tüm teknik direktörler yer almakta. İlk teknik direktörümüz Hüseyin Galat'ta, ilk profesyonel teknik direktörümüz ise Galip Kulaksızoğlu'dur. İnceleyerek devam edebiliriz. Aykut Kozaman 2013. John Prayer, Fikret Aracan, Christopher Dahl, en çok onu tanıyorduk. Evet, soyunma odamızdan önceki son duvarımız ise gurur merdivenimiz. Burada da Fenerbahçe'mizde forma giyerken aynı zamanda milli takım formasını terletmiş bütün hocalarımız yer almakta. Oradan girirler stadyona ve oradan da fasilede çıkırlar. Demeli sağ taraftaki Fenerbahçe'nin soyunma odası. Çok güzel ki, biz konuk nerede? Konuklar için orada neyse bir şey şimdi araştırıyorum. Demeli meşhur futbolcuların, bizim hamımızı televizyordan seyrettiğimiz oyuncuların soyunma odası. Buradan daxil olurlar, baxaq. Her tarafta da oyuncuların şekilleri. Baxaq, baxaq. Möhtəşəm xoreografiya, möhtəşəm. İrfan değil mi bu? Sevdiği oyunculardan da tutum olar ki, kəsb etmək lazım. Baxaq görə başqa kimlər var. Ooo, orada kimi tapdıq. Arda, uşağımız. Daha sonra onu deyən baxaq, ıstava. Görün axtamda kim olması. Bilirəm, çoxunu sevmirsiniz onu. Oynayarkən çox toplar batırır. Baxaq, bilirəm bu kimdir. Bəli, bəli, Sərdar Dursun. Otursun. Böyle. Burada da demeli baş mevsiminin fasilede oyunculara takdir yürüyüşleridir. Buradan gitmek olur falan. Uzmanızda Serdar Dursun olmasa sonra Serdar Dursun bir şey yaramır. Biraz eseri olsun. Ha, indi gezi esas yere.
Əsas yer, bilirsin, stadionun özüdür. Stadionun içine girək, görək orada necə olur, atmosfer necədir. Həmişə televizordan izlədiyimiz bu atmosfer indi necədir. Evet, buyurun, içərisində olursunuz burada. Olursunuz.